Birleşmiş Milletler İnsani Hakları Yüksek Komiseri Türk, Mısırla Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gitti ve bölgede bir kabusa tanık olduğunu belirtti. İsrail'in Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması savaş suçu anlamına geliyor dedi. İsrail'in Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması savaş suçu anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Mısır'la Gazze arasındaki refah sınır kapısını ziyaret etti. Belki kabusa tanık olduğunu söyleyen Türk, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirtti. İsrail'in 56 yıllık işgali ve 16 yıllık ablukası altındaki Gazze, 7 Ekim öncesinde de dünyanın en büyük açık hava hapishanesiydi. İsrail'in Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması savaş suçu anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'in banakları konusundaki özel raportörü de Gazze'deki duruma tepki gösterdi. Gazze'yi yaşanılamaz hale getireceğini bilerek operasyon yürütmek savaş suçudur dedi. Gazze'deki 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güney talihesinin istenmesini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren Raja Gopal, İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor ifadelerini kullandı. Bu sırada İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahya bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucu can kaybı yaşandığını açıkladı. İsrail'in Cibaliye mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda ise 19 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler Endonezya hastanesine götürüldü.